Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Görüldüğü üzere bugün açılışı oturma odasından yapıyorum. Bugün görüyorsunuz, yani her yer her yerde diyebilirim. Şimdi evi toplayacağım, süpüreceğim, düzenleyeceğim. Televizyonu falan sileceğim arkadaşlar, işte masayı, sehpaları falan. Şimdi ben işlerime çok beklemeden hemen başlayayım. Bugün böyle günlük bir vlog çekmeye çalışacağım. Bugün eğer olursa, yani fırsat bulabilirsem muhallebili bir tatlı da yapmayı planlıyorum. Eğer yaparsam onu da sizlerle paylaşacağım. Hadi gelin şimdi işlere başlayalım.
Arkadaşlar ben şimdi işlerimi bitirdim, hallettim. Esen Sari'yi de uyuttum. Ebrar'ın da şu an uyuyor. Ben de geldim kendime bir kahve yapayım. Bugün Türk kahvesi yerine Dibe kahvesi yapacağım. Ve sizinle birlikte yapayım istedim. Sizinle de paylaşayım istedim. Biliyorsunuz ben bir kahve tutkunuyum diyebilirim. Yani her gün illaki bir fincan kahve içiyorum. Sizler kahve mi seviyorsunuz, çay mı seviyorsunuz? Yorumlar kısmına bana belirtirseniz sevinirim. Yorumlarda da buluşalım. Bu arada arkadaşlar lütfen videomuza destek için, emeğimiz için beğeni atmayı unutmayalım. Ve sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok çok mutlu oluruz. Ben şimdi kahvemi yapayım. Sonrasında yine görüşelim. Şimdi geldim muhallebili tatlımı yapmaya. Böyle kolay bir tatlı yapacağım. Öncelikle 125 gram margarinimi ya da tereyağı olabilir. Tencereme aldım. Bunu eriteceğim. Üzerine bir su bardağı un ekleyeceğim. Sonra yavaş yavaş 1 litre sütümü ekleyeceğim. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim arkadaşlar. Bu arada toz şekerini de ekleyeceğim tabii ki. Sanırım 4 yemek kaşığıydı. Bu tarifi ben internetten aldım. Güzel ve lezzetli bir tarif. Sizinle de paylaşayım istedim. Sonrasında arkadaşlar vanilyamızı ekleyeceğiz. Ve bisküvilerle buluşturacağız. Güzel, kolay, bisküvili bir tatlı yapmış olacağız. Yani bisküvi pastasının bir değişik versiyonu diyebilirim. Şimdi ben muhallebili tatlımı yapmaya devam edeyim. Siz de bana eşlik edin. Thank you.
Ben şimdi tatlımı hazırladım ve dolaba bırakacağım. Bir iki saat kadar dinlenecek. Sonrasında da arkadaşlar bir güzel çayla birlikte yiyeceğiz. Son halini yine sizlerle paylaşırım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün de kapanışı şöyle mutfaktan yapayım istedim. Videomu da artık burada kapatmak istiyorum. Benim için yine yorucu bir gündü. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.